Elbette ki yolumuz çok böyle rahat bir yol değildir, Evet. olmamıştır. Ama yarın dünden daha kolay olacaktır. Çünkü artık dünyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanının kurumlarının başarılarını örtülemeyecek kadar büyümüş durumdadır. Evet. Eskiden daha kolaydı. Evet. Eskiden Kıbrıs Türk'ünü izole etmek çok kolaydı. Ama gerek Annan Sürecinde evet. Planı'ndan ardından Rumların aslında daha önce yine pek çok defa gösterdikleri gibi gerek Gayri Fikirler dizisi olsun gerekse buna benzer birkaç defa daha Sayın Cumhurbaşkanı Denktaş'ın süreçlerinde olsun Evet. masadan kaçan taraf olmalarına rağmen Türk tarafını Hep kaçan gösteriyorlardı. Kaçan pozisyona sokma becerisini gösteriyorlardı ama Annan planından sonra kralın çıplak olduğu görüldü. Evet. Ve bugün artık dünya gerçekten Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu olan tırnak içinde bizim de ortağı olarak kurduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti'ni sahiplenen Rumların pozisyonu görmüştür ve biliyor. Onun için bizim buradaki başta üniversite sektörü ve pek çok daha kurumumuz, sağlık kurumlarımız ve diğer pek çok başarılı kurumumuzla ülkemiz, devletimiz pek çok uluslararası alanda pek çok kazanımlar, pek çok başarılar elde etmiştir. Dolayısıyla da eskiden olduğu gibi Kıbrıs Türk'ü izole edilmeye devam edilemeyecek bir sürece doğru gidiyoruz. Her ne kadar ambargolar, izolasyonlar siyasi arenada sürmeye devam etse de siz aslında ve sizin gibi birçok kurumda bunu artık çatlatmaya ve kırmaya başladılar. Yani eğitimde zaten bunun önüne asla geçemediler. Geçmeye çok çalıştılar ama başaramadılar. Siz bir yine ilki başardınız. Öyle söyleyebiliriz bunu. Zaten bugünkü stüdyo konuğumuzu şekillendirirken de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 30. yaşını kutlarken bir şeyi de burada Türkiye'deki izleyicilerimizle paylaşmak da aslında. Evet. Kıbrıs Türk'ünün başarısını 30. yılıyla beraber biz burada sağlık hizmetini dahi artık Rum tarafından öncesini söylüyorum. Rum tarafından veyahut da anavatan Türkiye'mizden hizmet alırken, alır durumdayken bugün yakın üniversite hastanesine yönetim kurulu üyesi olarak siz dünyanın birçok ülkesinden hasta kabul ediyorsunuz artık Kıbrıs'a. Evet. Bu çok önemli bir şey. Tabii ki dünyada klişe olduğu en önemli şey sağlık ama gerçek manada da en önemli şeyimiz sağlık. Kesinlikle. İşte devletlerin de vatandaşına en büyük sorumluluğu sağlık. Yani bir devleti düşünün en az 3-4 tane temel konuda vatandaşına bulunması gerekir. Nedir o? Bir tanesi güvenliktir, bir tanesi Eğitimdir. sağlıktır, bir tanesi eğitimdir gibi bunları olmazsa olmazdır bir devlette. Dolayısıyla bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni yakında o üniversitesi kurucu rektörü Sayın Doktor Suat Günsel'in aslında devleti vatandaşını daha fazla sahiplenir duruma getirdiği bir Yapıya yapıya kavuşturdu. kavuşturdu ve Evet. Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi'yle 500 yataklı hastanesiyle dünyadaki bütün hastalıklara teşhis ve tedavi edebilecek altyapı ve Bir merkez donanımıyla haline getirildi. 550 çalışanıyla bugün ülke insanını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan başta vatandaşlarımızı ve diğer üçüncü ülkeden gelen, ikinci ülkelerden gelen kişilerin de bu ülkede, bu vatanda ailelerinin yanında sağlık hizmeti almasını gerçekleştirmiş durumdayız. Bugün hiçbir KKTC sınırları içerisinde yaşayan insanımız yurt dışına gitmek zorunda değil. Gidiyorsa tercihinden gidiyordur. Ama eskiden durum böyle değildi. Sizin de az önce söylediğiniz gibi yıllarca yıllarca hududu beklediğimiz Rum'a gün geldi kanser konusunda gidip Tedavi olmaya çalıştı. ricacı oldu Evet. bu toplum. Ben bugün